Herkese merhaba. Bugünkü planım Salihli'de kurşunlu kaplıcalarına gitmek. Kaplıcaya gitmeden önce karavanla ilgili birkaç eksiğim vardı. Yol üstü karavan firmasına geldim. Saçımı başımı görüyorsunuz. Askerdeydim. Size videolar hazırladım. Yaklaşık 3 tane videoyu ben askerdeyken yayınlandı. Askere gittim ama bu süre zarfında sizin için videoları hazırlamıştım. Aslında siz ben askerdeyken sizin için hazırladığım videoları izliyordunuz. Şimdi firmaya geldim. Firma karavanın eksiklerini yapacak. Buradaki işlerim bittikten sonra da karavanların gittiği yere gidip oradaki işlerimi halledeceğim. Şimdi bu işleri halledelim, oraya geçelim. Evet, buradaki pistonda bir problem vardı. Camın pistonunda onu yapmışlar. Devam ediyorlar işçiliğe. Hala biraz eksiğimiz var. Onlar da tamamlandıktan sonra artık buradan kamp alanına doğru gideceğiz. Kolay gelsin. Karavanı buraya sabitledim. Geldiğim yer böyle yemyeşil bir alan. Şu tepede mağaraya benzer yerler var, görüyor musunuz bayrağın alt tarafında? Yerimi çok beğendim. Burada bir gece geçirmeyi planlıyorum. Tertemiz hava. Yan tarafından da su geçiyor. Onu da göstereyim size hemen. Acıktım bayağı. Şimdi gidip bir şeyler yiyeceğim. Ondan sonra gelip karavanın içindeki işleri halledeceğim. Burada bir gece geçirdikten sonra Manisa'ya gidip oradaki işlerimi halletmeyi düşünüyorum. O işleri hallettikten sonra asıl kampa çıkacağım. Burayı duymuştum. Burayı da görmek istedim. Bir gece burada geçirmek istedim. Bence çok güzel bir gün olacak. Yarın da burada güzel bir yemek yapacağım. Bakalım gecesi nasıl olacak, merak ediyorum. Şimdi gidip bir şeyler yiyeceğim. Ondan sonra tekrar buraya geleceğim. Şöyle bir mekana geldim. Şimdi buradan bir iki alışveriş yapacağım. Su vesaire alacağım. Çay, kahve yapmak için. Ondan sonra karavana geçeceğim. Bu geceyi biraz kitap okuyup kapatmayı planlıyorum. Yarına kaldı bizim işlerin çoğu. O yüzden şimdi artık geçip biraz dinlenmeyi planlıyorum. Herkese tertemiz, muhteşem bir ortamdan günaydın. Sabahın erken saatlerinde uyandım çünkü burada çok fazla kahvaltı hazırlayıp kahvaltıyla zaman kaybetmek istemiyorum şahsen. O yüzden gideceğim merkezden herhangi bir yerden simit poğaça tarzı bir şeyler almak istiyorum. Kahvaltımı hızlı bir şekilde yaptıktan sonra da şu tepeleri gezmek istiyorum. Ortam o kadar güzel ki şu anda kuş seslerini duyuyor musunuz bilmiyorum ama hatta biraz sessiz durayım. Bir o sesleri almaya çalışın bakalım size de gelecek mi? Şelalenin sesi ve kuş sesleri geliyor. Mükemmel. Yani şu arka taraftaki yeşilliğe, güzelliğe bir bakar mısınız? Askerlikten sonra böyle bir ortamda bulunmak gerçekten bana mükemmel hissettirdi. Birazdan arkadaki kısma gideceğim. Şu arada bir vadi var. O vadiden yukarı doğru gitmeyi planlıyorum. Nelerle karşılaşacağım çok merak ediyorum. Şimdi gidelim. Kahvaltı için bir iki şey alalım. Ondan sonra kahvaltımızı yaptıktan sonra güzel bir yürüyüşe çıkacağız. Bakalım bu yürüyüşte bizi neler bekliyor. Görüşürüz arkadaşlar kahvaltıdan sonra. Poğaça börek falan aldım. Şimdi karavana geçeceğim. Kahvaltı yaptıktan sonra bakalım yukarı taraf nasıl olacak merak ediyorum. Çok güzel görünüyor. Gidelim kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra günümüze devam edelim. Evet, kahvaltımı yaptım. Yattım, dinlendim biraz. Vallahi biraz da uyumuşum, yorgundum. Şimdi karavanımı kilitledim. Ve
başlıyorum keşfe. Siz de hazırsanız gidelim artık. Keşif yolculuğumuza devam ederken ben de sizinle biraz sohbet edeyim. Bir ay kadar yoktum. Bu bir aylık sürede askerdeydim. Askerliğin nasıl geçti derseniz, valla zordu. Şimdi biliyorum, aranızdan bazıları diyecek ki ya bir ay askerlik yapıyorsun, zor olduğunu söylüyorsun. Biz işte 18 ay yaptık gibi şeyler de gelecek eminim. Ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar, yani zaten askerliği yapabilme imkanım olsaydı yapardım tabii. İşlerden dolayı öyle bir durumum yoktu. Bu süre gerçekten zorlu bir süreçti. O yüzden hani içerideyken, askeriyedeyken çok defa ya iyi ki de bedelli yapmışım dediğim oldu. Şu an o yoldan devam ediyorum ama doğru bir yere doğru mu gidiyorum bilmiyorum. Şuradan çıkayım ben. Evet. Buradan devam edelim. Sanırım bir köprü buldum. Bu köprüden sola geçeceğim şimdi. Yolun sol tarafı bana yürüyüşe daha müsait geldi. Oh be, vallahi mis gibi ortam. Yemyeşil. Bu kokuyu almanızı o kadar isterdim ki. Temizlik kokuyor resmen. Çiçek kokuları geliyor burnuma. Yağmur yağdı. Yağmurdan sonra toprak ıslandığı için bir de o toprağın kokusu geldi. Bu da benim en sevdiğim kokudur. Sanki buradan böyle cennete doğru bir yolculuk varmış gibi hissediyorum. Bakın şu güzelliğe bir bakar mısınız ya? Sesleri duyuyor musunuz arkadaşlar? Kuş sesleri, su sesleri. Papatyalar açmış her yerde. Bu karşı tarafa doğru devam edeceğiz yürümeye. Askerlikten sonra yaptığım ilk kamp bu oluyor. Bu defa deniz kampındansa böyle yeşili olan güzel bir yere gelmek istedim. Buraya geldim. İyi ki de gelmişim. Tavsiye edebileceğim bir yer oldu. Hem işte tuvalete yakınsınız, markete yakınsınız, lokantalara yakınsınız vesaire. Hem de burada böyle güzel bir alan var, böyle temiz bir yer var. Nefes alırken bile bu temizliği hissedebiliyorsunuz. Kendinizi iyi hissediyorsunuz. Karavancıların gelebileceği, doğa kampı yapabileceği çok güzel bir alan bence. Alt tarafta piknik alanları da var. Mangal yakmak isterseniz oralarda yakabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle oturma yerleri de var. İnsanlar semaverini alıp getirmiş. O kadar fazla kuş sesi var ki, o kadar farklı türde kuş sesi var ki bilmiyorum duyuyor musunuz siz ama huzur doldum yani. İnsanlar gelmiş, yerini almış. Gününü burada geçirecekler muhtemelen. Manisa'ya gelen karavancıların gelip kamp yapabileceği bir yer. Bence çok beğenecekler. Yeşili sevenler özellikle burayı çok sever diye düşünüyorum. Acaba yürüyüş yolumuz nereye kadar devam edecek? Çok merak ediyorum. Ama böyle sürekli daha temiz bir alana gidiyormuş gibi hissediyorum. Kendimi Amazon ormanlarında gibi hissettim. Şuraya bakar mısınız? Dağdan su akıyor. Yemyeşil olmuş. İnsan huzur doluyor resmen burada. Bu yürüyüş şu anda bana kendimi çok iyi hissettiriyor. Yukarı tarafları merak ediyorum. Bakalım yürüyüş yolu nereye kadar devam ediyor?
gittiğimiz yerler mi daha güzel, buralar mı daha güzel, onları da bildireceğim size. Şu anda bayağı keyifli bir yürüyüş devam ediyor. Burası gürültülü bir ortammış. Şelalenin sesi bayağı geliyor. Umarım beni duyabiliyorsunuzdur. Hatta şuraya geçeyim ben en iyisi. Ondan sonra devam edeyim diyecektim ki sanırım burada son buluyor yürüyüş yolu. Bakın böyle bir yere geldik. Yürüyüş yolu burada son buldu. En sonki yer burası. Çok güzel görünmüyor mu sizce de? Su biraz çamurlu ama bilmiyorum, görüntüsü gerçekten can alıcı. Çok güzel göründü bana. Burada biraz oturup doğanın tadını çıkarmak istiyorum. Aslında şu karşıdan az önce yürüyerek yukarı doğru çıktılar. Muhtemelen oradan da yukarı gidebiliyorlar patikadan ama çok tanımadığım, bilmediğim için şu anda hiç öyle bir riske girmek istemiyorum. Biraz şurada taşlarda oturup burada temiz hava alıp dinlenmek istiyorum. Biraz buranın tadını çıkarmak istiyorum. Ondan sonra biraz daha keşfe devam edeceğiz. Belki bir de yolun sol tarafından devam edelim. Bir oraları da görürüz birlikte. Şimdi biraz buranın tadını çıkaralım. Böyle yeşil bir alana geldim. Çok da güzel bir alanmış. Sürekli gelip oturulabilecek, burada vakit geçirebilecek bir alanmış. Vallahi özgürlüğüme kavuştum. Yani o yüzden çok mutluyum. İstediğim saatte uyanabiliyorum, istediğim yere gidebiliyorum. Bu çok güzel bir şey. Ben askerdeyken çoğu şeyin kıymetini anladım. İnanır mısınız bilmiyorum ama şarkı dinlemenin bile kıymetini anladım. Çünkü radyodan şarkı dinlemeye çalışıyorduk. İşte futbol maçlarını izlemeyi seven bir insanım. Futbol maçlarını radyodan takip ediyorduk, televizyondan izleyemiyorduk. Bulunduğumuz yerde hat çok iyi çekmiyordu mesela. Beni arayıp ulaşamayan birçok arkadaşım olmuştur. Onlar da kusura bakmasın şimdiden, askerdeydim. Öyle çok fazla insana da haber vermedim askere gideceğimi. Hatta döndüğümü söylediğim bazı arkadaşlarım çok şaşırdılar. Ne ara gittin, ne ara geldin şeklinde. O yüzden bazı arkadaşlar ulaşamadıysa, aradığında geri dönemediysem kusura bakmasınlar. İşte dediğim gibi orada şarkı dinlemenin bile kıymetini anladım. Ben zaten askere giderken özellikle oradan ne alabilirim, oradan ne öğrenebilirim şeklinde gitmiştim. Çok güzel dersler aldım. Çok güzel şeyler öğrendim. Bu aldığım derslerin de ilerleyen süreçte işime yarayacağını düşünüyorum şahsen. Benim için bu kısa bir aylık süreç böyle geçti. Şimdi biraz buranın tadını çıkartalım. Ondan sonra yavaş yavaş devam ederiz. Belki yolun sağından, belki solundan bakalım neler olacak. Ortam mükemmel vallahi. Hiç gidesim yok ama devam etmeliyim bu yolculuğa. Çünkü daha farklı şeyler bulabilir miyim? Daha sıra dışı şeyler görebilir miyim? Onu da merak ediyorum. O yüzden devam edelim şimdi. Bakalım daha nelerle karşılaşacağız. Yaprak mı bunlar, ne acaba ya? Biraz yakından görüp size de göstermek istiyorum ama. Şuralarda çıkan şeyleri görüyor musunuz? Onlar. Bunlar oluyor arkadaşlar. Yani burayı sarmış olan yeşil gördüğünüz yer az önce gösterdiğim şey oluyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Bilen varsa yazabilir adını. Ben yürüyüşe devam edeyim şimdi.
İnsanlar fotoğraf çekiliyor, geziyor burada. Aa, şu karşı görüntü çok güzel ya. Kayaların olduğu yer. Videoda çok belli oluyor mu acaba? Biraz daha yakından göstermek istiyorum size. Oradan da yine sular akıyor. Zaten oyuklar oluşturmuş akan sular. Görüntü çok güzel. Ne kadar güzel, yemyeşil bir alan. Ben burada bir fotoğraf çekilirim bence ya. Şuradan. Gerçi video çekiyorum ben ya. Video çeken adamın fotoğraf çekmeye ihtiyacı var mı onu da bilmiyorum ama. Neyse, fotoğraf işini geçelim şimdi. Hadi devam edelim. Bu da ne böyle? Ne güzel bir ağaçmış. Küçücük. Çam ağacı galiba. Tam aileyle gelip aileyle vakit geçirecek bir yermiş. Herkes ailesini alıp çıkıp gelebilir buraya. Belediye çok güzel yapmış buraları. Vallahi papatya kokularını bu kadar derinden aldığım bir yer daha hatırlamıyorum. Acayip güzel bir kokusu var ortamın. Kuş sesleriyle birlikte mis gibi bir ortam, mis gibi bir koku. Yolun sağından devam edeceğim. Hatırlıyorsunuz, solundan gelmiştim yolun. Şuradaki ağaca bakar mısınız? Çok geniş bir gövdesi var. Ahtapota benzettim. Kollarına bakar mısınız? Çok güzel görünüyor. Ne ağacı acaba? Yaklaşalım biraz. Öyle ağaçları görüntüsünden pek tanımam ama bayağı büyüktür yaşı diye düşünüyorum. Kim bilir kaç asır gördü. Dökmüş yapraklarını. Ücretsiz kamp yapabileceğiniz mükemmel bir alan daha. Burası da Manisa Salihli'de. Çadır kampı yapılır mı? Ona siz karar verin. Bence o da yapılabilir ama çok çadır kampı yapacak olan insanların aradığı bir yer midir bilmiyorum. Ben genelde çadır kamplarını denizde yapmayı daha çok severim. Ama karavanla gelip görülebilecek çok güzel bir alan. Sadece karavancıların değil, normal ailelerin bence tercih etmesi gereken çok güzel bir yer. Ailenizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu toplayıp gelirseniz burada bence pişman olmazsınız. Çok güzel bir zaman geçirirsiniz. Bu videoda sizin için umarım yol haritası olur. Umarım siz de beğenirsiniz, buraya gelirsiniz, burayı görürsünüz canlı gözlerle. Zaten kolay kolay bu yeşili bırakıp gidebileceğinizi düşünmüyorum şahsen. Karavan ve arabanın olduğu yeri de bayağı geçtim ama devam ediyorum. Hiç bırakasım yok bu yolu. Bu arada şu anda şelalelerden aşağıya doğru yürüyorum bu yürüyüş yolundan. Yapraklar dökülmüş yola. Bakın yapraklar ağaçları nasıl sarmış.
bu temiz havayı her yerde bulamayacağımı bildiğim için yürüyüşüme devam ediyorum. Ve sanırım yürüyüş yolunun sonuna geldim artık. Şu karşıda yürüyüş yolu son buluyor. Oraya gitmeyeceğim çünkü araç yolu. Oradan sola gidip devam ettiğiniz zaman karavanı bıraktığım otoparka geliyorsunuz zaten. Ben bu yürüyüş yolundan geri dönüyorum şimdi. Artık karavana geçeceğim. Bir kahve yapıp içmeyi planlıyorum. Kahvemi içtikten sonra da yavaş yavaş yolculuk hazırlıklarına başlayıp bu kampımızı burada bitireceğiz. Bu tarafta da oturmak için banklar varmış. Ben mangal yakma yerinin aşağıda olduğunu sanıyordum. Yani burada mangal yakılmadığını düşünüyordum. Ama yakılıyormuş. Şurada insanlar yakmış. Yanlış görmediysem mangal yapıyorlar. Evet, yakmışlar. Mangal yakma yerleri varmış. Demek ki burada mangal da yakılabilirmiş. Çeşme de var yani başınızda. Karavanı görüyorsunuzdur. İki ağacın arasında. Yani oraya aracınızı bırakıp burada gününüzü geçirebilirsiniz. Biliyorlar nerede durması gerektiğini. Burada mangal yakanlar onlara et verdiği için tadını çıkartıyorlar ortamı. Güzel bir yürüyüş sonrası karavanımıza tekrar geri geldik. Çöpümü asmıştım oraya, duruyor hala. Artık yavaş yavaş toplanıp gideceğiz buradan. Güzel bir kahve yapalım, kahvemizi içelim. Sonra yolculuğumuza başlayalım. Biraz dinlendim. Şimdi yavaş yavaş yolculuğa hazırlanacağım. Biliyorsunuz normalde arka planımda deniz olurdu genelde. Bu defa böyle yemyeşil bir alan. Şu kısmı görüyor musunuz bilmiyorum ama böyle yapraklar dökülmüş tepeden. O da çok güzel olmuş. Bugünkü ortamımız böyleydi. Umarım keyif aldığınız, beğendiğiniz bir video olmuş olur. Eğer videoları beğeniyorsanız, beğenip takip etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Ortamı bırakıp gitmeye niyetim yok. Ama dediğim gibi gidilecek, gezilecek hala çok yer var. İşlerim var. Askerden yeni geldiğim için yapmam gereken çok iş var. O yüzden o işleri yetiştirmem gerekiyor. Hem danışanlarımla ilgilenip hem diğer işlerimi de halletmem gerekiyor. Birkaç aksaklık oldu ben askerdeyken. O işleri halletmek için erkenden yola çıkacağım. Erkenden işlerime başlayıp o işleri halledip hemen kamplara devam etmek istiyorum. Video çekimlerine devam etmek istiyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir videonun daha sonuna geldik. Farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.